Arkadaşlar merhaba, Eğitim Vadisi'nin AYT sorularını çözeceğim. 28. soru, arkadaşlar, B kitapçı. Aşağıdaki şekilde insandaki dolaşım sistemi şematize edilmiştir. Buna göre böbrek toplar damarına verilen işaretli bir alyuvarın karaciğer atar damarına gelinceye kadar organların hangilerinden geçmek zorunda değildir demiş. Şimdi arkadaşlar, böbrek toplar damarına verildiyse, bu işaretli az oldu arkadaşlar, işaretli alyuvar, özür dilerim. Şimdi ilk önce bunun arkadaşlar toplar damarla bir kere kalbe gelmesi gerekiyor. Böbrek toplar damardan. Böbrek toplar damarda arkadaşlar kalbe nasıl gelecek? Bu arkadaşlar böbrek toplar damarla birlikte gelecek. Alt ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçık, sağ karıncık ve oradan arkadaşlar akciğer atar damarıyla zaten akciğere gelecek. Akciğer toplar damarıyla sol kulakçık, sol karıncık oradan arkadaşlar nereye gelinmesi isteniyor? Karaciğer atar damarına arkadaşlar gelir. Bakın burada biz küçük dolaşımdan geçirdik. Kalp ve arkadaşlar akciğerlerden geçirdik. Fakat akciğer atardamarına gelinceye kadar arkadaşlar böbrekten ve karaciğerden geçmek zorunda değil. O yüzden cevabımız arkadaşlar 28. soru Ceyhan olacak. 2 ve 4 olacak. 29. Topraktan alınan su ve minerallerin yapraklara kadar taşınmasına etkili olan, olayların en az etkili olandan en çok etkili olan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. En az etkili olan her zaman için kılcallıktır arkadaşlar, bu bir. Unutmuyoruz. Kök basıncı ile bitkiler suyu en fazla 40 metre yukarıya çıkarabilir. Ama 40 metreden sonra suyun yukarı çıkmasında koezyon, gerilim veya terleme çekim teorisi dediğimiz teori arkadaşlar görev alır. Bu da 3 olacak. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana olacak. 30. soru. Bir böbrek görüyoruz. Böbreğin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre bağıntıların hangileri doğrudur? Üre miktarı 1 büyüktür 2 demiş arkadaşlar. Karaciğerde oluşan üre böbrek atardamarıyla böbreğe geliyor. Burada arkadaşlar 150'si atılıyor, 150'si geri veriliyordu. O yüzden mesela arkadaşlar burada 100 dersek burada 50 olarak çıkacak. 1 büyüktür 2 doğru. Glikoz miktarı 1 eşittir 2 diyor. Arkadaşlar böbrek atardamarına gelen glikozun bir kısmı emilecek. Emilmeyenler böbrek toplardamarıyla çıkacağı için bu doğru olmaz. 1 de daha büyüktür arkadaşlar. Yani 1 büyüktür 2 diyebiliriz şu şekilde. Kreatin miktarı 2 büyüktür 1 demiş arkadaşlar. Kreatinin %100'ü geri atıldığı için burada atıyorum arkadaşlar yine 100 gelirse kreatin burada 0 çıkar. Bu da arkadaşlar yanlış olur. Alyuvar miktarı değişmez. Çünkü alyuvarlar böbreklerde süzülmez. Glomerulus kılcallarından alyuvarlar çıkamayacağı için arkadaşlar bu doğrudur. Cevabımız 30 arkadaşlar Ceyhan olacak. 31. soru. ATP molekülün hidrolizi sonucu grafiklerdeki değişimlerin hangileri gerçekleşir demiş arkadaşlar. Şimdi ATP dediğimiz adenozin trifosfat, adenin riboz şekeri 3 tane arkadaşlar fosfat var. Fakat burada hidroliz. Hidroliz dediğimiz aslında arkadaşlar burada sindirimdir. Sindirim olduğu için burada enerji aşağı çıkmayacak. ATP'nin parçalanması arkadaşlar defosforilasyon olayıdır. Defosforilasyon olayında enerji aşağı çıkar. Şimdi arkadaşlar bakın deoksiboz miktarı burada artmış. Biz şunları parçaladığımız zaman şuradaki riboz miktarı artar arkadaşlar. Bu yanlış. Fosforik asit miktarı artar. Evet bakın 3 tane fosfat grubu var. Doğru. Arkadaşlar defosforilasyon olayı olmayıp da enerji çıkmadığı için yüksek enerji fosfat bağ sayısı arkadaşlar burada artmaz arkadaşlar. O yüzden 31. soru Bursa olacak arkadaşlar. 32. Kemosentez olayla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kemosentez inorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiyle besin üretilmesiyle. Burada mesela yine fotosentez gibi arkadaşlar karbondioksit su kullanılır. Besin artı oksijen çıkar. Bakın oksijen kemosentez oluşur ama doğaya verilmez. Bakteri veya erke bunu kendisi kullanır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Karbondioksit kullanıldığı için bakın karbondioksit özümlemesi gerçekleşir. Arkadaşlar doğru. Atmosfer oksijen gazı verilir. Unutmuyoruz. Tekrar söylüyorum. Kemosentezde oksijen oluşur ama doğaya verilmez. Bu yanlış arkadaşlar. İnorganik madde oksidasyonu gerçekleşir. Evet, ilk tanımımızda da arkadaşlar inorganik madde oksidasyonuyla açığa çıkan enerji kullanılır. Bu doğru. Arkadaşlar kesinlikle ışık enerjisi kullanılmaz. Işık enerjisi nerede kullanılıyordu? Fotosentezde arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 33. 33. Ağır egzersiz yapan bir kişinin çizgili kas hücrelerinde grafiğin değişiminin hangileri gerçekleşebilir demiş arkadaşlar. Şimdi kreatin fosfat miktarı azalır. Çünkü kreatin fosfat arkadaşlar nereye dönüşüyordu? Kreatin
Artı 1 de arkadaşlar ATP oluşur. Bakın kreatin fosfatın miktarı azalır. Bu arkadaşlar doğru. ADP miktarı artıyor arkadaşlar. Neden ADP miktarı artıyor? Çünkü ATP parçalandığı zaman ne oluşacak? ADP artı fosfat artı 7300 kalori enerji arkadaşlar. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi ağır egzersiz bir kişi çalıştığı zaman arkadaşlar karbondioksit miktarı azalmaz, artar. Çünkü niye? Biz oksijeni solunum yapıyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman üçüncü için glikoz artı oksijen, karbondioksit artı su oluşur arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Bakın girenler azalır, çıkanların miktarı artar. Glikoz miktarı azalır, doğru. Çünkü glikozu ne için kullanıyoruz? Enerji için arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Cevabımız 33 arkadaşlar, Denizli olacak. 34. Glikoliz, Krebs ve ETS'ye verildi. Olayların hangileri ortak olarak gerçekleşir? Arkadaşlar fosforilasyon demek ATP üretmek demek. ATP sentezi demek. Glikolizde arkadaşlar 4 ATP biliyorsunuz üretiliyor. Arkadaşlar Krebs'te substrat düzeyde 2 ATP. Arkadaşlar ETS evresinde ise 28 tane ATP üretiliyordu. 2 tane şeyi çıkarırsak arkadaşlar aktivasyon ATP'sini 30-32 tane ne kalıyor elimize? ATP kalıyor. Şimdi baktığımız zaman bu fosforilasyona ortak. Fakat NAD'ın indirgenmesi diyor arkadaşlar. Elektron alan indirgeniyor. Ama glikoz ve Krebs evresi NAD indirgenirken ETS'de yükseltgeniyor. Arkadaşlar o yüzden bu yanlış. Su oluşumu en son evre olan ETS'de gerçekleşiyor. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana olacak. 35. Aşağıdaki şemada X ve Y komitelerinin kesişim bölgesi verilmiştir. K ile gösterilen bölgeyle ilgili açıklamaların hangileri doğrudur? Tür çeşitliliği fazladır. Arkadaşlar komünitelerin kesişim bölgesi olduğu için burada tabii ki canlı sayısı burada en fazla ve tür sayısı arkadaşlar fazla olacak. Bu doğru. Buraya mesela arkadaşlar ekoton komünite kesişim bölgesi. Arkadaşlar ekoton gibi düşündüğünüzde suyla karanın kesişim bölgesi gibi düşünerek soruyu çözersek daha iyi olacağını düşünüyorum. Tür içi birey sayısı fazladır. Hayır arkadaşlar. Tür içi birey sayısı azdır. Zaten baktığımız zaman bireylerin arkadaşlar farklı lokasyonlarda olduğunu görebiliriz. Kesişim bölgelerinde rekabet fazla olduğu için tür sayısı arkadaşlar burada tür içi birey sayısı burada fazla olmaz arkadaşlar, unutmuyoruz. Ama türü temsil eden birey sayısı dediği zaman yine bu da olmuyor arkadaşlar. Bu tip şeyler geliyor. Onlara dikkat edelim. Madde ve enerji rekabeti fazladır. Doğru. Çünkü çok fazla canlı var. O yüzden arkadaşlar madde ve enerji rekabeti burada fazla olmak zorunda. Çünkü sayı arttıkça arkadaşlar burada madde ve enerji rekabeti fazla olacak. Yaşayan türlerin ekolojik toleransları yüksektir demiş arkadaşlar. Ekolojik toleransları dediğim, bakın buradaki K bölgesinde yaşayan canlılar iki farklı komünitede, yani aslında iki farklı yaşam alanında yaşayabilir. İki farklı yaşam alanında yaşayabildiği için toleransları arkadaşlar yüksektir diyeceğiz. O yüzden cevabımız 1-3-4 arkadaşlar Edirne olacak. Unutmuyoruz gençler. Şimdi 36. soru. DNA RNA ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre numaralı yerlere gelmesi gereken özellikler aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Timin diyor. Arkadaşlar timin DNA'ya ait bir özelliktir. RNA'da ne vardı? Urasil vardı. Bu ne olacak arkadaşlar? Çarpı olacak. Kendini eşleyebilme arkadaşlar DNA'ya özgü bir özellik. İki zincir olduğu için. Fosfat grubu her ikisinde de vardı. Zaten DNA ile RNA'nın ortak grubu arkadaşlar fosfat grubu içermesi. Çift zincirli olma. Tabii ki arkadaşlar DNA'ya ait bir özellik. Şimdi 1 çarpı oldu. 1 çarpı 2 okey 3 4 o zaman arkadaşlar cevabımız evet Denizli olacak. 36 37. Yeterince ADH sentezleyemeyen bir bireyde durumların hangileri gözlenir demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ADH arkadaşlar böbreklere gelen suyun idrara çıkmasını engelleyerek tekrar bunun kana geri gelmesini sağlıyor arkadaşlar ve nereye etkiliyordu? Distal tüp. Distal tüp geçirgenini artırarak idrara giden suyu geri çekiyor. Böyle düşüneceğiz arkadaşlar. İdrara geçen suyu tekrar idrara giden suyu tekrar geri çekiyor. Şimdi idrar miktarı artar diyor arkadaşlar. ADH üretemezseniz idrara daha çok su gider. Bu doğru arkadaşlar. Böbrek nefronlarından kana geri evrilen su miktarı artar. Zaten görevi bu. Bu olmazsa arkadaşlar azalır. Bu olmaz. Hipertonik idrar oluşur. Hayır arkadaşlar çok fazla su gittiği için hipotonik idrar oluşur. Bakın bu da yanlış. Kanın ozmotik basıncı artar. Evet çünkü kan
Arkadaşlar yeteri kadar suyu alamıyor böbreklerden. O yüzden bu da doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 38. Açıklamaların hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın, fototropizm var, kemotropizm var, fotonasti, sismonasti. İki tane nasti, iki tane tropizm hareketi var arkadaşlar. Uyaranın yönü burada. Önemli değil, uyaranın yöne doğru hareket var. Tropizm hareketlerinde hormonlar görev alıyor. Tropizm hareketlerinde nasti hareketlerinde ise arkadaşlar turgor basıncı biliyorsunuz ani su değişimleri görev alacak. Şimdi baktığımızda 1 ve 4, 4. hareketi sağlam uyaranlar aynıdır. 1 ve 4'e bakıyoruz arkadaşlar. İkisi de foto, ışık. Uyaranlar aynıdır da doğru arkadaşlar. İkisini de ışık uyarıyor. 3 ve 4. hareketlerde uyaranın yönü önemli değildir. Nasıl hareketlerinde uyaranın nereden geldiğinin bir önemi yoktu arkadaşlar. Bu doğru. 1. harekette oksin hormonu etkilidir. Evet, tropizm hareketlerinde yönelim bir hareketi varsa oksin arkadaşlar burada etkilidir. Doğru. 2. harekette köklerin kilesyon uzaklaşması örnek verilebilir. 2. hareketimiz kemotropizma. Arkadaşlar kemotropizma kimyasal maddeye arkadaşlar verilen tepkidir. Kimyasal maddeye bir yönelim varsa pozitif kemotropizma, ondan kaçıyorsa negatif kemotropizma olacak arkadaşlar. Şimdi kilesyonun uzaklaşması, evet kire suyu arkadaşlar sonuçta yoğun olduğu için bitkinin su almasını engelleyeceği için kökler bundan kaçabilir. Kimyasal bir maddedir. Bu da doğru arkadaşlar. O yüzden 38. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne olacak. 39. Şöyle indirelim. Aşağıdaki şekilde sıcaklığa bağlı olarak çuha çiçeğinin rengindeki değişim verilmiştir. Buna göre arkadaşlar açıklamanın hangileri doğrudur demiş. Rengindeki değişim. 15-25 derecede. Şimdi arkadaşlar çuha çiçeği diyorsa ve ikili bir faktör görüyorsak direkt bu arkadaşlar modifikasyondur. İşte sirke sinekleri olsun, 15 derecede düz kanatlı, 25 derecede atıyorum işte kıvrık kanatlı gibi arkadaşlar. Çevresel bir faktör olup da bundan iki tane görüyorsanız arkadaşlar %95 yapıştırınız, bu modifikasyondur. Zaten bakın bu olay modifikasyon örnektir, bu doğru arkadaşlar. Çünkü adam 15 derecede kırmızı, işte 25 derecede beyaz açıyor arkadaşlar. Ortamdaki faktör değişince bu sefer genin işleyişi değişiyor. O yüzden arkadaşlar bu bir modifikasyondur. Bu olayda sıcaklığa bağlı olarak genin işleyişi değişmiştir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Zaten modifikasyonun tanımı bu, genin çevre şartlarına göre işleyişin değişmesi. Beyaz renkli çuha çiçeğinin anlamı dal parçası 15-25 derecede yetiştirildiğinde kırmızı renkli çuha çiçeği oluşabilir diyor. Arkadaşlar 15 derecede beyaz, 25 derecede kırmızı olduğunu düşünürsek zaten böyle. O yüzden arkadaşlar bu da doğru. Unutmuyoruz. İkili faktör varsa modifikasyon deyin geçin arkadaşlar. 40. soru. Bir araştırmacı gösterilen deney düzenini hazırlayarak bireyin ılık ve sıcak demiri temas sonucu oluşan impulsları incelemiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? 45 derecelik demire dokunulduğunda oluşan impuls sayısı 100 derecelik demir dokunulduğunda oluşan impuls sayısından fazladır. Bakın arkadaşlar bu dışarıdaki şiddettir. Şiddet arttıkça oluşan impuls sayısı artar. Unutmuyoruz arkadaşlar bu doğru. Bakın sayı artıyor. Hızlı nicelikli falan değişmiyor arkadaşlar. Bu tip sorularda bunları soruyorlar. Bakın sıcaklık artışı impuls hızını artırır. İmpuls hızı bir nöronda kesinlikle değişmez. Bu fix bir kalıp sorudur. Bunu eliyoruz arkadaşlar. 45 derecelik demire dokunulduğunda miyelinsiz nöronlar görev alırken 100 derecelik demire dokunulduğunda miyelini nöronlar görev alır. Arkadaşlar sinir sisteminde böyle bir sistem yok. Denetleyici düzenleyici sistemlerde. Nöronda miyelin kılıf varsa görev alır, yoksa almaz arkadaşlar. Yani işte 30 derece dokununca miyelin kılıflar çalışır çalışmaz, böyle bir şey arkadaşlar yok. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız arkadaşlar Adana olacak.